Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için güzel bir video çekmeyi düşündüm. Umarım sizler de beğenirsiniz, hoşnut kalırsınız. Özellikle bu videoya başlamadan önce bir özür borçluyum sevgili Başak burçlarına. Daha önceki videoda işte Merkür Retrosu'nun azizliğine uğradım. Bir dalgınlıkla Başak burçlarını unutmuşum. O yüzden affetsinler beni. Şimdi bu videoda bunu telafi etmeye çalışacağım sizlere. Zaten Başak burçları için ayrıyetten videomun altına yazılı yorum olarak bıraktım. Artık bu defalık beni mazur görürsünüz diye umuyorum. Haliyle gerçekten çok yoğunum. Görüyorsunuz videolarımı çok geç saatlerde çekebiliyorum ancak yine de sizleri videosuz bırakmamak adına yapıyorum bunu. Bu yüzden ne olur beni mazur görün. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, biliyorum sizler çok anlayışlısınız. Yine videoya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu ara birkaç videomun altında çok enteresan totemli yorumlar görüyorum. İnanın beni muhteşem, yani mutlu etti. Çok ilginç, çok enteresan, çok da hoşuma gitti açıkçası. O totemi destekleyenler, o totemlere beğeniler bırakanlar falan beni çok etkiledi, ne yalan söyleyeyim. Çok da mutlu oldum, güzel bir şey. Ne güzel Makbuş ailesi böyle birbirine tutkulu, bağlı, sargın. Ben de bir totem yaptım. Hadi bakalım, inşallah benim de totemim tutar. Allah'ın izniyle inşallah Makbuş ablanın kanalı, bu Tarot'un Kraliçesi Makbuş abla YouTube kanalımız şöyle bir 50 bin aboneyi geçtikten sonra Allah'ın izniyle inşallah o benim ilk günden beri beni yalnız bırakmayan, hep yanımda olan o sevgili değerli takipçilerimin, abonelerimin özellikle bütün istekleri, dilekleri gerçekleşsin. Sevdikleri tez vakitte yanlarında olsun. Hepsi sevdiğine kavuşsun totemi yapıyorum. Hadi bakalım bakalım, inşallah hayırlısı olur. Evet arkadaşlar, bugün sizler için ne yapıyorum biliyor musunuz? Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor ama burcuna göre yapacağım. Yani hani o önceki videoda Başak burçlarını atlamıştım ya, bu sefer atlamayacağım inşallah. Tabii ki ilk önce onlardan başlamayacağım, yine sırayla gideceğiz. Aklımdaki kişi burçlara göre benim hakkımda ne düşünüyor? Şimdi burada işte ilk önce Koç burcuyla başlayacağım. Genel anlamda aklınızdaki kişinin burcu Koç ise ya da kendi burcunuz da Koç burcu olabilir. Her ikinizin de burcunu dinleyin. Yani bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor ya da siz aklınızdaki kişiyle ne düşünüyorsunuz, karşılaştırabilirsiniz. Vallahi değişik bir açılım olacak diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah güzel güzel yorumlar alırsınız. Bakalım bakalım ne olacakmış. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi bütünün aynı olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum, karıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi burcuna göre sizinle ilgili neler düşünüyormuş. Genel bakacağım arkadaşlar. Eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz, hiç fark etmez. Genel olarak aklımdaki kişi benim hakkımda burcuna göre ne düşünüyor bakımına yapacağız özel melek kartlarımla birlikte. Haydi bakalım bakalım sevgili koçlar. Evet, burcu Koç burcu olan aklınızdaki kişi için kartlarımı niyetledim ve şöyle yapacağım, kart seçmeyeceğim hem vakit kaybetmemek adına hem de kestikten sonraki ilk baştan şöyle bir elimin, bak kendisi geldi, geldiği kadarını alıp şöyle en baştan şöyle bir hemen zaman kaybetmeyelim açılım yapacağım. Böyle geldi içimden, biliyorsunuz ben içimden geldiği gibi kartlara müdahale ediyorum. O yüzden de sizin de buna anlayış göstereceğini biliyorum. Evet bakalım bakalım sevgili koçlar, aklınızdaki kişi için neler düşünüyor musunuz ya da aklınızdaki kişinin burcu Koç ise sizin hakkınızda ne düşünüyormuş? Bakalım bakalım. Ay harika. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Aman ne güzel kartlar geldi böyle.
Bir kere aklınızdaki kişinin burcu Koç ise, eğer ki aranızda bir mesafe var ise, belki şehir mesafesi var, belki ülke mesafesi var, belki bir ayrılık yaşıyorsunuz bu aralar. Ama ve lakin aklınızdaki kişinin burcu Koç ise sizinle tekrar bir yakınlaşma düşündüğünü net olarak söyleyebilirim. Bakın, güneş kartı geldi. Tekrar bir sıcaklık ve bir yakınlaşma yaşayacaksınız. Hatta ve hatta güneş kartı, biliyorsunuz ben de evliliğe giden yol kartıdır. Eğer ki aranızda engeller var ise o engellerin de kalkacağını ya da o engelleri kaldırmak istediğini söyleyebilirim. Ayrıca yine aklınızdaki kişinin burcu Koç ise biraz herhalde burcunun biraz o öfkeci, kavgacı yanından da kaynaklı. Biraz stresli ve kavgacı ve asabi olduğunu görüyorum bu aralar. Özellikle sizinle yaptığı o huzursuz konuşmalar ya da huzursuz yazışmalar oldu ise bunlarla ilgili kendisini son derece haklı görüyor. Ve bu yüzden dolayı da aslında size karşı duyguları olmasına rağmen bu duyguları çok akıllı bir şekilde maskeliyor ya da saklıyor diyebilirim. Çünkü gerçekten çok kinci, yani kinci demeyeyim de burada hani bir şeyleri unutmamış, biraz sabit fikirli, hırs yapmış. Biraz da böyle dediğim dedik inatçı bir karakter olduğu için, hani bir de liderlik özelliği de var ya, o konuyla ilgili böyle biraz daha sizinle ilgili düşüncelerinde kendini daha haklı ve daha baskın gördüğünü söyleyebilirim. Ama ve lakin yine sizinle bağlantılı çok takıntı yaptığı konular var. Bakın, güzel olan şeyler burada gerçekten çok güzel. Sizin hayatınızdan bir kere gitmenizi istemiyor. Aslında sizin hayatınızda olmanızı istiyor ama ve lakin sizi iyi niyetli, vicdanlı, merhametli, hani güzel bir insan olarak görüyor. Ama işte maalesef bazı engeller ve aranızdaki bazı olumsuzluklar ve uğradığı bazı yıkımlar elini kolunu bağlı, çaresiz bırakmış. Üstüne üstlük sizinle ilgili de aslında son derece kıskanç. Yani sizinle ilgili düşüncelerinde zaman zaman hem kendi kıskançlığından gem vuruyor hem de sizin de aynı şekilde hırs ve kıskanç yaptığınızı düşünüyor. Zaman zaman zaten kavgalarınızın en büyük sebebi de bu olmuş. Yani kıskançlık olarak veriliyor. Ama ve lakin sizinle ilgili Koç burcu eğer aklınızdaki kişi ise hayatının merkezine gerçekten sizi koymuş. Yalnız zaman zaman sizin ona karşı dürüst davranmadığınızı ya da yalan konuştuğunuzu düşünüp kendi kendine kurduğunu söyleyebilirim. Bayağı böyle bir kendi içinde de bunu kurmuş arkadaşlar. Evet, geldik bakalım sevgili boğalara. Evet, aklınızdaki kişi eğer ki bir boğa burcu ise, bakalım bir boğa burcu sizinle ilgili bakalım ne düşünüyormuş. Aklınızdaki kişi boğa burcu ise sizinle ilgili ne düşünüyormuş, bir bakalım. Evet, yine şöyle elimden geldi, şöyle seçmek geldi içimden, biraz az oldu galiba, kızar sonra bana boğalar. Evet, kızmayın sevgili boğalar, vallahi ne denk gelirse alacağım dedim başta. Şimdi sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, eğer ki aklınızdaki kişi bir boğa burcu ise, bir boğa burcu eril ya da bir boğa burcu dişil ise, bir kere bu aralar çok sabit fikirli. Özellikle sizinle bağlantılı, kafasına bir şeyi takmış, aynı inatta, aynı düz mantıkta gidiyor sizinle ilgili. Yani işte sen bana böyle demiştin, belki pişirip de önünüze koyuyor. Biraz da böyle nasıl söyleyeyim, sizin hayatınızdan gitmenizi istemiyor ama bir o kadar da sizin hayatınızdan gitmemeniz için de müdahale etmiyor. Yani böyle de enteresan bir durumun içerisinde olduğunu görüyorum. Zira sizin aklınızdaki kişiye biraz böyle zalimkar, biraz onu kızdıracak ya da biraz baskıcı tutumla yaklaştığınızı düşünüyor. Yani aklınızdaki kişi sizinle ilgili baya bir boğa burcu ise sıkıntı yapmış. Çünkü bakın, boğa burçları biraz böyle kendilerini saklarlar, özellikle duygularını çok göstermezler.
Bu yüzden dolayı da yani ketum davranıyor. Ama kendi içinde sizinle ilgili bir şeyi inanılmaz derecede takıntı yapmış. Ve bu aralarda özellikle sizinle bağlantılı düşüncelerinde yavaş yavaş ama değişkenlik oluşmaya başlamış. Ama yine de adımlarını temkinli atmak istiyor. Bakın, tedbirli ve dikkatli davranıyor. Her ne olursa olsun aklında ve kalbinde sizinle hala bir bağı var. Yalnız bir mahkeme yapıyor. Ayrıca bu kendi özel ya da kişisel bir mahkemesi de olabilir. Ya da sizinle bağlantılı kafasına yaptığı mahkemede olabilir. Sadece takıntılarından kaynaklı gerçekten böyle inadı var. İnat etmiş o takıntılarından kaynaklı. Dediğim gibi hem sizin hayatınızdan gitmesinizi istemiyor hem de bunun için herhangi bir şeyde bulunmuyor. Yani bir durdurmak için de bir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi yetersiz bakiye çıktı. Ama ve lakin sizden net ve kesin bir şekilde bir şeylerden emin arkadaşlar. Yani ya sizin sevginizden, ya sizin ilginizden, ya sizin ona olan duygularınızdan, yani çok 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 emin olduğunu söyleyebilirim. Yalnız içten içe de sizinle bağlantılı kıskançlık ve hırs yaptığını söyleyebilirim. Bir de böyle sanki sizin eğer ki aklınızdaki kişi bir boğa burcu ise bazı konularda yanında olmadığını düşünüyor aklınızdaki kişi. Ama maddi ama manevi belki de sizden destek beklediği anlarda siz onun yanında olmadığınız için ya da ona karşı dürüst davranmadığınızı düşündüğü için biraz sıkıntı yaşıyor diyebilirim. Evet, geldik sevgili ikizlere. Eğer ki aklınızdaki kişi ikizler burcundan birisi ise bakalım sizin hakkınızda ne düşünüyor imiş. İkizler için de şu kadar alalım bakalım ikizlere ne gibi mesajlar geliyor. Oo, ikizler harika, çok güzel. Bakın, sizde de aynı şey geldi. Harika, harika, harika. Bakın, en güzel kart zaten şu kartı, gördün mü? Ben aşk kartı ve bu mutluluk kartı bende çok önemli. Ve güneş kartı tabii ki. Ve en güzel kartlar sizde toplandı. Şimdi sevgili ikizler, bir kere eğer ki şöyle söyleyeyim. Eğer ki aklınızdaki kişi ikizler burcu ise ve ayrı, dargın, kırgın ya da küs iseniz, hatta aranızda bir yol var ise, yani hani belki aynı şehirdesinizdir, mesafe koymuşsunuzdur ya da şehir farkı vardır ya da ülke farkı vardır derim ya hep. Eğer ki böyle bir şey var ise arkadaşlar, bakın, aranızda yakınlaşma oluyor. Hem de onlu bir zaman. Bakın, size zaman da veriyorum. Bu 10 gün 10 hafta 10 ay içerisinde çok güzel aklınızdaki kişi sizinle bir ortamda görüşebilir ya da konuşabilir ki düşüncelerinde böyle bir şey de var. Size yakınlaşmak istiyor. Bakın, düşünceleri var, projeleri var. Size karşı güzel bir hareketle gelebilir. Eğer ki zaten takıntılı ve hastalıklı bir ilişki olarak verdi. Eğer ki derken düşüncelerinde değişkenlik yaşamazsa, ki biliyorsunuz ikizler kararsızdır. Sabah yapacağım der, akşam vazgeçer. Yani şu anki enerji de böyle. İnşallah böyle de gider. İkizler burcu kişi, aklınızdaki kişi. Çünkü çok kararsız ve değişken fikirli olduğu için bir anda bundan vaz da geçebilir. Hani size güzel bir sürpriz yapıp hani bir yerlerde böyle oturalım, buluşalım, konuşalım ya da kırgınlığımızı bitirelim, İşte ben ona doğru bir harekete geçeyim diye düşünürken yok 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 vazgeçtim, olmaz bu işte diyebilir. Çünkü bir anı uymayan bir karakter, yapacak bir şey yok. Aslında bazı konularda size karşı çok zekice davranıyor. Yani zekice davranıyor derken özellikle iletişim ve haberleşmeyle bağlantılı. Hani nasıl söyleyeyim, tatlı dilli olduğu için, biraz da hani iletişimi güçlü olduğu için sizi ikna edebiliyor, öyle söyleyeyim. Zaten bu konuda da çok yetenekli bir karakter olarak görüyorum. İletişimde sizi ikna edebilir. Bakın, yani ben diyor haberleşmede diyor, zaten diyor bir konuştum mu, bir haberleştim mi o kişiyle diyor, mesela aklınızdaki kişi.
her türlü diyor zafer benim diyor. Ama eğer ki aklınızdaki kişi bir ikizler burcu mensubuysa gerçekten sizinle tekrar bir yakınlaşma, bir sıcaklık içerisine girme derdinde ve hatta bununla ilgili de etrafındaki bazı hani danıştığı, akıl fikir aldığı birileri var ise onlarla da akıl fikir teması içerisinde olduğunu gördüm. Danışıyor çünkü hani nasıl yapayım, nasıl edeyim gibi. Evet, geldik sevgili yengeçlere. Eğer ki aklınızdaki kişi bir yengeç burcu ise, bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor imiş. Bakalım bakalım. Şimdi kestim. Şöyle alalım bakalım sevgili yengeç burcu olanlar ne düşünüyormuş. Evet, sevgili yengeçler, işte duygusal yengeçler, ağlayan yengeçler, gördüğünüz gibi eğer ki aklınızdaki kişi bir yengeç burcu ise, bakın buyur, ağlıyor, 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 ağlak yengeçler. Şimdi aşırı duygusal olduğunuz için hatta ve hatta böyle işte şöyle bir şey söyleyeyim. Akşam yatağa yattığınız zaman kafanızdan aşağı yorganı çekiyorsunuz. Yani aklınızdaki kişi bir yengeç burcuysa kafasına çekiyor o yorganı. Ağlıyor, düşünüyor, ağlıyor, düşünüyor. Kendi kendine hesaplaşıyor, kendi kendine işte kendi kendini suçluyor, kendi kendini idam ediyor. Pişmanlıkları var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi eğer bir yengeç burcu ise özellikle döktüğü gözyaşları var, üzüntüler var, pişmanlıklar var. Özellikle kendisine yalan söylenildiğini, bakın güvensizlik ve korku kartım geldi. Kendine güvensiz bir insan. Yani aklınızdaki kişinin güvensizlikleri var, korkuları var. Size karşı da kendisine karşı da. Bu yüzden dolayı da bir şeylerden emin değil. Acaba yalan mı söylüyor, bana doğru mu söylüyor? Acaba işte gerçekten beni seviyor mu, sevmiyor mu? O kadar güvensizlik ve korku yaşıyor ki bir şeylerden emin değil ki. Emin değil yani. Önce kendini emin değil ki sizden emin olsun. Bakın bu kadar da net söylüyorum. Zaman zaman kendi kafasına bazı düşünceler üretiyor. İşte böyle mi yapmalıyım, şöyle mi yapmalıyım ki gene ayrılık, dargınlık ya da kırgınlık var ise aranızda. Sadece şunu söyleyeyim, bakın aslında aklınızdaki kişinin hedefindesiniz. Eğer bir yengeç burcu karakteri ise hayatınızdaki kişi aklında ve hedefindesiniz ama ve lakin çok endişeli bir insan, çok kafasına mahkeme yapan bir insan, kendini çok suçlayan ve kendine özgüveni olmayan ve sizden yana da güvensizlik ve korku yaşayan bir karakter olarak gösteriliyor. Sadece sabırsız, biraz da patavatsız, hani olacak bir şeyi olmayacağı götürecek yapıda da bir anı bir anına tutmayan bir kişi olarak gösteriliyor. Ama aklınızdaki kişi de şöyle söyleyeyim, eğer ki yengeç burcuysa takıntılı bir şekilde aklında ve kalbinde, düşüncelerinde varsınız ama ve lakin çok pardon, şu anda bu aklınızdaki kişinin eli kolu bağlı, çaresiz. Yani size adım atamamak için sanki bazı sebepleri var gibi gösterildi bana. Evet, geldik Aslan Burcu'na. Şimdi eğer ki aklınızdaki kişi bir Aslan Burcu ise sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Bakalım niyetimizi yaptık. Şu kadar şöyle de kartını aldık. Evet. Şimdi bakalım Aslan Burcu için. Şimdi Aslan Burcu eğer aklınızdaki kişi ise, eğer ki de engel var ise aranızda, bu engellerin kalkacağını söyleyebilirim. Ama ve lakin, şimdi kendi burcundan kaynaklı biraz böyle aslan burçları kibirlidir, gururludur, onurludur, böyle pek hani burnunun dikine inat giden insanlardır ya. Zaten kendi kendine eğer aklına sizinle aranızdaki o engeli kaldırmayı koyduysa kaldırır. Ama o engel asla kalkmayacak diyorsa zaten kaldırmaz. Ama hadi güzel haber. Evet, o aranızda engel var ise, eğer hani
sosyal medya engeli olabilir, işte telefon engeli ya da başka bir şey bir şey, bu engelin kalkacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bak, bunu kafasına koymuş Aslan Burcu. Bir de sizinle ciddi bir konuşma yapma düşüncesinde. Artık biz bunun işte hani olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Net, çünkü netleşmek istiyor. Aslında o kadar iyi niyetli bir insan ki biraz da böyle sizinle bağlantılı, sizi kırmamak adına biraz dikkatli de davranmak istiyor. Demek ki size değer de veriyor bu kişi. Ama ve lakin dış etkenlerden kaynaklı, bakın şimdi biraz herhalde aileye de düşkün bir Aslan Burcu karakteri bu. Ailesi olabilir, efendime söyleyeyim işte, ya da çevresinde ailesinden gibi gördüğü insanlar olabilir. Onların biraz düşünceleri, tavırları ya da davranışlarından dolayı da sanki aranızda bir mesafe, bir sıkıntı yaşanmış gibi görüyorum. Yalnız sizin özellikle bir daha diyorum, aklınızdaki kişi Aslan Burcu ise sizinle bağlantılı, sizin arkanızdan dönen bazı oyunlar ya da dönen bazı dolaplar, bir şeyler bir şekilde karşısına gelecek ya da bir şekilde bir şeylerin farkına varacak. Ve bakın, çünkü o da size karşı takıntılı bir kişi ve enteresan bir şekilde aniden bir sıcaklık ve bir yakınlaşma gelişecek aranızda. Üstelik bu bir haberleşmenin hemen akabinde olacak. Yalnız bunu yaparken bile, bakın bunu yaparken bile size bazı konularda şüpheci yaklaşabilir. Şu an çünkü düşüncelerinde bunları görüyorum. Aslan Burcu ise eğer. Evet, haydi bakalım, şimdi geldik Başaklara. Evet sevgili Başaklar, sevgili Başaklar, kızmayın, bakın ben şimdi size telafi edeceğim, en çok kart size seçeceğim. Evet sevgili Başaklar, şimdi eğer ki aklınızdaki kişi bir Başak Burcu karakteri ise bakalım, ya da Güneş Burcu Başaksa bakalım, ya da yükseleni de olabilir, Ay Burcu da olabilir, fark etmez. Yani siz gönlünüzden ne geçiyorsa hepsine göre dinleyebilirsiniz. Evet, Başak Burcu ise seçelim bakalım. Evet, kartlarını kestik. Şöyle bakın, fazla fazla aldım vallahi, bak. Gerçekten fazla aldım. Evet, bakalım. Aklınızdaki kişi bir Başak Burcu karakteri ise ya da Başak Burcu ise bakalım sizinle ilgili neler düşünüyormuş. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, aklınızdaki kişi bir kere sizin ona karşı değiştiğinizi düşünüyor. Hatta bu değişimde geçtiğimiz 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi ya da 2. ay gibi, ya da ikili bir zaman ya da ikili bir tarihten beri. Şimdi bana karşı diyor değişti. Ben artık diyor onun diyor bu tavırlarından, davranışlarından rahatsız olmaya başladım diyor. Ben aslında diyor onu kazanmak isterken ona karşı işte fedakarlık, vefakarlık yaparken o beni hep zor durumda bıraktı diye düşünüyor. Bakın şimdi Başak Burcu böyle düşünüyor sizinle ilgili. Şimdi burada biliyorsunuz Başak Burçları çok ayrıntıcıdır, detaycıdır, detaylarda boğulur. Aslında çok lüzumsuz ve çok gereksiz şeylere takılırlar. İşte bu yüzden dolayı da sizinle de ilgili, eğer ki aklınızdaki kişi bir Başak Burcuysa, belki size göre çok gereksiz, çok saçma sapan bir şeye takılmış olarak gösteriliyor burada. Aslında onun da en büyük arzusu mutluluk. Yani bir şeylerin bitişinden zaten o da pek hoşnut değil. Hani bakın, şimdi burada kötü enerji kartı da var. Şimdi ben bunu kötü enerjiye yormuyorum da, biraz böyle kuralcı ve disiplinli karakterler olduğu için biraz kendisini sanki çalışma hayatına daha çok vermiş gibi gördüm. Burada sizinle bir konuşma yapsa bile bu konuşmanın sanki bir işe yaramayacağını düşünüyor. Ha bu da neden? Korkularından. Yani size yaklaşmak istiyor ama tedbirli ve dikkatli davranıyor. Zira ben
bu ilişkide çok dürüst davrandım ya da dürüst yaklaştım. Amma ve lakin karşımdan aynı dürüstlüğü ya da aynı samimiyeti göremedim diye düşünüyor. Şimdi sizin onu savurup attığınızı düşünüyor. Bakın, Başak Burcuysa yani ben değil, o beni hayatından çıkardı diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve özellikle yaşadığınız huzursuzlukların ya da yaptığınız konuşmalarda ya da yazışmalarda biraz hararetli, biraz böyle gergin olaylar yaşadıysanız tabii ki bunda kendisini sütten çıkmış ak kaşık görüyor. Yani hep diyor yapan o, o, o. Yani hani karşı tarafı suçlamakla demeyelim buna da. Ama ve lakin işte iletişim problemi yaşadığınızı burada düşünüyor. O iletişim problemini atlatmadığınız sürece bir de güvensizliği de var. Bakın daha önceden belki uğradığı hainlik ya da ihanetler onda bu korkuyu da bırakmış. Hani sizin de ona karşı ya ihanet ederse ya başka biriyle olursa düşünceleri içerisinde olduğunu gördüm. Amma ve lakin her şeye rağmen iyi niyetli ellerini açmış sizin için hala dualar etmekte ya da belki de bir şeylerin olumluya dönmesi kısmında dilekler dilemekte olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi geldik terazilere. Evet, eğer ki aklınızdaki kişi bir terazi burcu ise, bakalım bakalım sizin hakkınızda neler düşünüyormuş, değil mi? Bakalım terazi burcu için kesiyorum kartlarımı. Evet, şöyle alalım bakalım sevgili teraziler. Bakalım sizin için neler düşünüyormuş aklınızdaki kişi. Oo, yıkıma uğramış, yıkıma. Şimdi bir sürü olumsuzluk yaşamış. Bakın aynı şekilde yine takıntılı bir ilişki olarak görünüyor. Eğer ki bir terazi burcuysa aklınızdaki kişi, siz ne kadar ona takıntı yaptıysanız o da size aynı şekilde takıntı yapmış. Amma ve lakin zaman zaman, bakın zaman zaman sizin ona karşı baskıcı, hani şöyle söyleyeyim işte, neredeydin, ne yapıyorsun, niye sabaha kadar çevrimiçiydin, niye gelmiyorsun gibi gibi, hani böyle bazı konularda baskıcı davrandığınızı düşünüyor. Bir de şimdi terazi burcu eğer aklınızdaki kişi ise, şimdi maddi ya da manevi bir sıkıntısı olduğunda zaten kendini böyle içine kapatıp kendi sorunlarını kendi içinde çözmeye çalışan bir karakter bu. Size yansıtmamaya çalışıyor. Bakın fiziksel ya da psikolojik sağlık problemlerim var. Ben kendimi kabuğuma çekmişim. Ben kendi kendimleyim. O da işte cır cır cır, mesela bu sizseniz işte. Sürekli işte arıyor, işte böyle sürekli beni sorguluyor. Halbuki ben o anda kendi dünyamda, kendi içimde, kendi kendime yaşadığım sıkıntıları çözme derdine düşmüşüm kafasında olduğunu görüyorum burada. Eğer ki aklınızdaki kişi bir terazi burcuysa, bakın böyle bir karakter. Bunu böyle kabul edeceksiniz. Yapacak bir şeyiniz yok. Eğer bir sıkıntısı varsa bu ortadan kaybolur. Siz de mecbur çaresiz artık kendine geldi mi, nasıl olsa beni arar, beni gelir bulur düşüncesiyle bunu bekleyeceksiniz. Başka çareniz yok. Çünkü bu karakterin kafa yapısı, düşüncesi bu. Ki zaten bakın bir sürü yıkımlar var, olumsuzluklar var. Zaten ilişkinizle bağlantılı. Bakın o da takıntı yapmış. Hala aklında, kalbinde öldüremediği, bitiremediği bir şeyler var. Kendi kendine kafasında mahkemeler yapıyor. Kafası çok karışık. Gerçekten kafası çok karışık. Bir de üstüne üstlük etrafında bir sürü boş boğaz konuşan insanlar hepten kafasını karıştırıyor. Yani o yüzden dolayı da şu an eli kolu bağlı, çaresiz. Eğer ki bazı engeller varsa aranızda, bu engellerin de bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim maalesef ki. Çünkü maalesef bu, eğer aklınızdaki kişi terazi burcuysa bayağı bir sıkıntılı durumda. Kendini de kötü hissediyor. Bu yüzden dolayı da bir süre daha kendi iç dünyasına, kendi kendine kalacak gibi gösteriliyor bana. Evet, geldik akreplere.
Şimdi aklınızdaki kişi eğer ki bir akrep burcu ise bakalım sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Bakalım bakalım şöyle alalım yeterli. Bakalım akreplere. Aa güzel. Şimdi aklınızdaki kişi bir akrep burcu ise arkadaşlar yeni bir başlangıç için size adım atacak. Yalnız sizi gerçekten çok üzdüğünü, kırdığını, size gözyaşı döktürdüğünü biliyor. Çünkü kendisi de duygusal ve hassas bir karakter olduğu için bunu biliyor ama bu aralar aklınızdaki kişi bir akrep burcu ise o kadar çok kendisini maddiyata vermiş ki çünkü tamamen para odaklı ve güç odaklı olduğunu gördüm. Güçlenmek istiyor. Belki de sizin karşınıza öyle gelmek istiyor. Hani ben daha güçlü olayım, daha güçlü çıkayım karşısına gibi. Bir de kafasında dediğim gibi bazı düşünceler ve projeler var. Sizinle ilgili yapmak istedikleri var. Yine bir girişim, bir atılım yapıp işte bir arayayım hani ya da bir konuşayım ya da birden karşısına çıkayım gibi düşüncesi olabilir size karşı. Yeni bir başlangıç gördüm arkadaşlar. Eğer aklınızdaki kişi bir akrep burcuysa kesinlikle ve kesinlikle yakın bir zaman dilimi içerisinde böyle yemekli içmekli bir ortamda işte bir kafeterya olur, restoran olur neyse artık ya da bir evde bir yemek masası olur böyle bir ortamda yüz yüze gelip bir konuşma yapacaksınız ki zaten bunu da kendisi istiyor, tasarlıyor kafasında proje halinde hatta ve hatta bir konuda sizin yanınızda olup size destek vermek için de kafasında bazı düşünceler var. Belki maddi olabilir, belki manevi olabilir. Hani en azından ben bunu yapayım da bari benim de içim rahatlasın diye de düşünüyor olabilir. Şimdi çok sıkıntı yaşanmış bir ilişki ama çok duygusala bağlanmış. Gerçekten sıkıntılar yaşanmış. Biraz da böyle araya sanki kıskançlıklar çok fazla girmiş yani hani siz onu kıskanmışsınız ya da o sizi kıskanmış çünkü hala kafasında yine bitiremediği bir şeyler var bakın kendisini son derece kısır ve verimsiz hissediyor size dair bunu da bitirmek amaçlı sıkıntılarını da bitirmek amaçlı size doğru bir harekete ya da bir yola çıkacak diyebilirim ve ayrı da olsanız dargın da olsanız hala aklınızdaki kişi bir akrep ise aklı kalbi düşünceleri sizde olarak verildi bana. Evet geldik sevgili yaylara bakalım eğer ki aklınızdaki kişi bir yay burcu ise bakalım bakalım sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Evet, bakalım yaylara. Evet, şöyle alalım bakalım. Evet, aynı şekilde bakın. Yay burçları da sizinle bağlantılı. Zor durumda kaldığını ya da zorluk yaşadığını düşünüyor. Neden? Şimdi yaylar bu kadar egoist değildir ama biraz böyle bencilce bir düşünce olarak gördüm burada. Hep fedakarlık, vefakarlık yapan benim. Hep bu ilişkide kendinden taviz veren, ödün veren, yani hep alttan alan kesim benim. Niye karşımdaki bana bunu yapmadı düşüncesinde olduğunu görüyorum. Biraz mutsuzluk var. Bakın yay burcuysa eğer aklınızdaki kişi mutsuz ve üzgün. Gerçekten mutsuz ve üzgün. Gözyaşı var. Zira bakın kırgınlık da var. Rahatsız yani bazı şeylerden özellikle sizinle bağlantılı bazı konuşmalardan ya da davranışlardan çok rahatsız. Zaman zaman kendisinde maddi ve manevi sizin onu kayba uğrattığınızı düşünüyor. Biraz çevresindeki insanların herhalde biraz amiyane tabir olacak ama gazına çok geliyor bu.
Çünkü o yüzden dolayı da işte ben senin yüzünden işte etrafımdaki insanlardan zor durumda kaldım ya da onlardan duyduğum şeyler hiç hoşuma gitmeyecek şeylerdi gibi düşünüyor olarak gösteriliyor sizinle ilgili, ama ve lakin her şeye rağmen sizi sevdiğini, hala sizinle bir bağının olduğunu, size uzakta dursa yine tekrar size yakınlaştığını, çünkü sizin ona bereketli ve verimli geldiğinizi görüyorum, ama buna rağmen de sizi üzmekten de vazgeçecek gibi görünmüyor. Biraz da kendi hiperaktifliğinden, sürekli hareket halinde olmasından, sizin ona ayak uyduramadığınızı da düşünüyor olabilir. Yani şu anda sizinle ilgili düşünceleri Yay burcuysa böyle. Evet, geldik Oğlaklara. Şimdi eğer ki aklınızdaki kişi bir Oğlak ise, bakalım sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Evet, hemen keselim bakalım. Niyetliyoruz. Aklındaki kişi bir Oğlak ise, bakalım benimle ilgili ne düşünüyor sorusuna ne cevap gelecek? Şimdi, evet. Sevgili oğlaklar, hayal kırıklığı. Evet, eğer aklınızdaki kişi bir oğlak karakteri ise, sizinle bağlantıda özellikle geçtiğimiz 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da 2. ay ya da ikili bir tarihte bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşamış arkadaşlar. Ve bu yüzden de diyor ki, ben diyor onunla ilgili bir hayal kırıklığı yaşadım, bir olumsuzluk yaşadım. İlişkimiz düzensiz bir ilişki, bir türlü rayına oturmuyor. Bir geliyor, bir gidiyor, net değil. Yani ben zaten net bir insanım. Ya evet ya hayır, yani benim orta yok yani. Hani sen zaten böyle düzensiz gidip geldiğin müddetçe benim hayatıma, bizim ilişkimize de bir düzen olmaz. E zaten hayal kırıklığı yaşatıyorsun, zaten olumsuzluk yaşatıyorsun. Bak, klasik oğlak, paraya para. Oğlak işkolik, oğlak çalışkan, oğlak tamamen para odaklı, para düşünüyor, iş, kariyer, para. Ha, sizinle ilgili de belki zaman zaman kendisinden maddi olarak da kayıplara uğrattığınızı düşünüyor. Ve bu yüzden dolayı da çok sıkıntı yapmış. Biraz böyle psikolojisi çok bozuk bu ara oğlakların. Bu yüzden dolayı da çok takıntı yapmış bir şeylere. Yolculuk yapmak istiyor. Bir yolculuğa çıkmak istiyor. Hatta bu yolculuğu bir şeyleri netleştirmek adına sizinle ilgili ya bir şeye tamam ya bir şeye devam. Yani bu ilişki ya biter ya devam eder. Yani ortası yok mantığında olarak gördüm. Biraz böyle sizin özellikle, eğer ki aklınızdaki kişi bir oğlak ise, aşırı derecede ona karşı hırs yaptığınızı ya da kıskançça davrandığınızı düşünüyor. Aslında kendisinden ziyade sizin ona karşı olan duygularınızı sorguluyor. Tamam, ben kendimden eminim ama sen bana karşı nasılsın? İşte bana ihanet ediyor musun? Bana gerçekten misal söylüyorum, işte evlilik niyetiyle mi geliyorsun, dalga mı geçiyorsun, hani nedir senin niyetin, nedir bana ya gel ya git, o mantıkta olduğunu görüyorum. Biraz da ailesinden yana da sıkıntıları var, belki sizinle bağlantılı ailesiyle de bir sorun yaşamış olabilir ya da eğer bir hani üçlü bir ilişkiyse, evlilik falan da varsa, o da biraz aklınızdaki kişi oğlaksa çok sıkıntı yaşatmış olarak gösteriliyor. Yani ya sizde vardır o bağ ya da karşı tarafta gibi. Ama ve lakin bir görüşme sizde de görüyorum. Yani düşüncelerinde var. Hani bir görüşme, bir konuşma yapsak mı? Bunu bir orta yolunu değil de netleştirip artık bir karara varsak mı modunda olduğunu gördüm. Evet, geldik kovalara. Bakalım, eğer ki aklınızdaki kişi bir kova burcu ise sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Bakalım. Bakalım. Evet, bir kova burcu ise. Evet, klasik kova burçları. Yani ben bana kurban olayımcılar. Kızmayın bana kovalar ya. Vallahi yani
Diyorsunuz ki aman olursa olur. Yani çok da umursamayan modda görüyorum size. Şimdi aklınızdaki kişi bir kova burcu ise, kova burcu eril ya da kova burcu dişi ise, şimdi diyorsunuz ki ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ben haklıyım. Doğru olan benim. Ama benim dediğimi dinlemedi. Yani benim yolumdan gitmedi. O yüzden de beni kaybetti. Yani ben onu kaybettim değil. O beni kaybetti mantığında kova burcu. Ama ve lakin buna rağmen siz hayatınızda olmadığınız için kendini aslında bereketsiz, verimsiz, yalnız ve güçsüz hissediyor. Ve bu yüzden dolayı da ne yapıyor? İşte geçen bir videomda da aynı şeyi görmüştüm. Çok enteresan. Saçma sapan ilişkilerle kafasını dağıtıyor. Görüyor musunuz yani? Ondan sonra da o ilişkilerden de pişmanlık duyuyor. İşte keşke o ne diye işte onunla zaman kaybettim. Yani zamanını geçiriyor, öyle söyleyeyim. Ha bu ilişkiler gelir geçer ilişkiler. Bakın gelir geçer ilişkiler. Yani flörtöz ilişkiler de olabilir artık, bilemeyeceğim. Ama ve lakin burada gördüğüm bu arkadaşlar. Yani size karşı tedbirli ve dikkatli davranıyor. Şu an mesafeyi koymuş durumda. Eğer aklınızdaki kişi bir kova burcu ise inada bindirmiş. Çünkü evet evet, hayır hayır olduğu için sizden bir adım atmanızı bekliyor. Eğer ki aklınızdaki kişi bir kova burcu ise yalnız şöyle bir şey var. Kendi kendine içini kemiriyor. Hırs ve kıskançlık yapmış sizinle ilgili. Şöyle de söyleyebilirim. Hani umurumda değil, ne hali varsa görsün dese de gizli sizi gözetlemekten de kendine alıkoymuyor olarak gösterildi. Evet, geldik balıklara. Eğer ki aklınızdaki kişi bir balık burcu ise bakalım sizin hakkınızda ne düşünüyormuş? Evet, balıklara niyetliyorum, kesiyorum ve şöyle bir alıyorum son burcumuz, bakalım ne diyormuş? Haydi bakalım sevgili balıklar. Evet, kartları karıştırıyorum, inanın karıştırıyorum, hepsi aynı gelmiş demeyin sonra bana, demek ki var bir sebebi. Bak, farklı gelenler de var ya. Ya bak aşk, işte sevgili balıklar, duygusal balıklar geldi, aşk bir tek sizde çıktı, görüyor musunuz? Evet, aşka aşık balıklar, kendilerine aşık balıklar dermişim. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar, balıklar yalnızlığı sever, aşkı da sever. Yani sevmeyi sever, sevilmeyi sever. O yüzden dolayı da geldi aşk, balık da çıktı. Şimdi eğer ki aklınızdaki kişi bir balık burcuysa, hala size karşı bitmeyen bir aşkı var bir kere. Takıntısı da var. Ve bakın, size bir daha şans versem ya da o bana tekrar şans verir mi düşüncesinde olduğunu görüyorum. Sizinle hala güçlü bir bağı var arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir bağı var. Ama biraz balıklar bu ara biraz paracı olmuş. Parayı seviyorlar. Yani kazanç peşindeler bir yandan da. Aklınızdaki kişi eğer bir balık burcuysa, ama ve lakin sizi gerçekten çok kıskanıyor. Çok kıskanıyor. Zaten aranızdaki en büyük sorun da bu olmuş. Kıskançlık olmuş biraz. Biraz da ilişkinizle bağlantılı, hani yine amiyane bir tabir olacak ama etrafın gazına da çok gelmiş. Biraz bazı söylemlerden dolayı da çok etkilenmiş olduğunu da söyleyebilirim. Biraz da düzensizlik varmış ilişkinizde. Yani bir gelen bir giden, işte hemen böyle küsüp alınan, zaten çok alıngan burçlardır biliyorsunuz balıklar. Hemen her şeyi küser, darılır, trip atar. Ondan sonra aramaz. Öyle kendi kendine 3 ay 5 ay kendi kendine küser, 3-5 ay sonra sanki bir saat önce size küsmüş gibi, hiçbir şey yok gibi gelir sizle muhabbet eder yani. Öyle de gösterildi zaten.
Ama çok sıkıntı yapıyor, çok dert yapmış. Hakikaten kafasına çok takmış. Hala böyle güçlü duruşunu bozmak istemiyor. Böyle onurlu, gururlu duruyor. Ama bütün bunlara rağmen size karşı hala duyguları var arkadaşlar. Sevgisi de var, sadakati de var, bağlılığı da var. Ama ve lakin dediğim gibi biraz daha işte o balıktaki o değişken karakter buraya da yansımış. Biraz hisleri ve sezgileri de çok güçlü olduğu için sizden yana da böyle hani bana elbet bir gün bana o da bir adım atar. Hayal dünyası içine öyle söyleyeyim. Hayal kurmayı da sever çünkü balıklar. Ama ve lakin bunun sonunda bir hayal kırıklığı da olabilir. Eğer ki aklınızdaki kişi balıksa böyle kendi kendine kendi hayal dünyasında yaşıyor. Size karşı bir adımı ya da bir şeyi olur mu diye bakıyorum. Yani biraz zor. Hani sıkıntı yapmış. Şu an kendi dünyasında, kendi hayal dünyasında kendi kendine yaşıyor. Eğer ki aklınızdaki kişi balıksa, dediğim gibi para kaynaklı, para odaklı size karşı güçlü duruşunu devam ettiriyor. Ay niye tekrar ediyorsam. Evet, böyle. Gördüklerim bunlar arkadaşlar. Umarım aklınızdan, gönlünüzden geçen güzel şeyler, güzel sözleri sarf etmişimdir ya da güzel şeyler çıkmıştır. Artık kartlarım ne dediyse ben de onları size yorumladım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve beni yalnız bırakmadığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.